Herkese merhabalar. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örnek bir haftalık çalışma programı hazırlayacağız. Siz bunu isterseniz TYT'ye, AYT'ye, LGS'ye veya ara sınıfsanız kendi derslerinize göre bu programı tekrar uyarlayabilirsiniz. O zaman hadi birlikte ders programımızı oluşturalım. Ben bugün size örnek olarak TYT için bir program hazırlayacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Öncelikle arkadaşlar bir A4'ün yarısını kestim ve sizler için böyle keçe kalemler kullanarak bir tablo oluşturmaya çalıştım. Burada haftanın 7 gününü yazıyoruz. Ve yukarıda da benim belirlediğim çalışma saatleri var. İsterseniz o saatlere bir göz atalım. Bu dersler arkadaşlar blok şeklinde olacak. Fark ettiyseniz onda başlıyoruz. 1,5 saat ders çalıştıktan sonra yarım saat mola veriyoruz. Sonra tekrar 1,5 saat ders çalışıyoruz. Sonra 1,5 saatlik öğle arası yani yemek yiyebileceğiniz, daha çok dinleyebileceğiniz bir vakit oluşturuyoruz. Sonra tekrar şurada iki blok ders yapıyoruz ve ondan sonrasını ben size boş bıraktım siz isterseniz e, kitap okuma yapabilirsiniz ya da sosyal derslerini çalışabilirsiniz dediğim gibi bu bizim TYT için örnek programımız olacak Hatta şuraya yazayım TYT diye siz dediğim gibi bunu AYT'ye LGS'ye diğer bütün derslerinize uyarlayabilirsiniz Öncelikle ben sabah kalkar kalkmaz kesinlikle matematik çalışmanızı öneriyorum o yüzden İki blok halinde buraya matematik yazıyorum arkadaşlar. Birinde konuyu çalışıp diğerinde soru çözümü yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz önce şuralara mola verdiğinizi belli ettiğimiz, burası uzun aramızda, araları da yazayım. Bunlar arkadaşlar ben farklı renk yapıyorum ki görsel olarak e, daha aklınızda kalıcı olabilirsin diye. Şimdi iki matematik koyduktan sonra buraya bir fen dersi koyacağız arkadaşlar. Ben örnek olarak ilk gün fizik koyuyorum. Ama ondan sonraki günlerde sırasıyla kimya ve sonra arkadaşlar biyoloji dersini koyacağım. Ve bu şekilde tekrar fizik, kimya, biyoloji olacak. Ve haftanın 6 gününün benim hazırladığım ST programındaki fen dersleri bu şekilde ilerliyor olacak. Ve son biyolojiyi de yazayım tekrardan. Evet. En sonki blok derslerimiz arkadaşlar. Ben kesinlikle hepsine Türkçe yazmayı uygun gördüm. Siz bilirsiniz tabi Türkçe'de dil bilgisi çalışan arkadaşlarımız varsa dil bilgisi konularını ilerleyebilir. Benim paylaştığım TYT haftalık programı ilerleyen arkadaşlarımız varsa konularda an, anlam bilgisinde deyiz şu an. Onları çalışabilirler veya paragraf problem çözebilirsiniz. Problem dedim. Problemi e, matematikte çözüyoruz arkadaşlar. Pazartesi mesela bu şekilde hallettik. Sonra arkadaşlar tekrar matematik koyacağım. Ama isterseniz arka arkaya olmasın diyorsanız buraya arkadaşlar geometri koyalım. Sonra matematik koyalım. Çünkü geometri de matematiğin ayrılmaz bir parçası ve 10 soru var. İsterseniz siz arkadaşlar mesela böyle matematik geometri şeklinde veya geometri matematik şeklinde de yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu program uyarlamaya çok açık. Ama matematik tabii ki de bir tık daha fazla çalışmalıyız. Çünkü daha fazla soru var. Onun haricinde aralarımız yine aynı. Yarım saatlik iki tane aramız var. Bir tane de uzun öğle arası verdiğimiz, yemek yediğiniz ee, bir ara ayarladım arkadaşlar. Şunları dolduralım. Ve pazar gününe yaklaşıyoruz. Bu son arada da yine e, çay kahve için arkadaşlar. Çok telefonla uğraşmayın isterseniz dikkatinizi dağıtmasın. Ve pazar gününe geldiğimizde. Öncelikle bir programı tekrar göz atalım. Ben örnek olarak mesela arkadaşlar arka arkaya matematik koydum, geometri koydum. Sonra matematik geometri, geometri matematik şeklinde koydum. Yani bunun değişebildiğini göstermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi sabah kalktığınız saatlere bence e, matematik dersini koymanız sizin için daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi bir buçuk saatlik blok şekilde çalışıyoruz. Burada ilk başta konuyu çalışıp sonra eğer böyle arka arkaya ders çalışacaksanız burada soru çözümünü yaparsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü soru çözerek muhakkak pekiştirmemiz gerekiyor. E, buradaki saat dört 4.30'a kadar olan yerde ben filan derslerini koydum. Siz ama dediğim gibi AYT programı yapıyorsanız ve eşit ağırlıkçıysanız başka derslerde koyabilirsiniz. Fizik, kimya, biyoloji, fizik, kimya, biyoloji şeklinde ben tekrar ettirdim arkadaşlar. Böylece e, gündelik hatırlama ve verimli ders çalışma metotlarını da kullanmış olduk aslında. En son Türkçe koydum çünkü her gün Türkçe çalışmalıyız. Fakat bazılarınıza bir buçuk saat fazla gelebilir arkadaşlar. O yüzden burada e, deneme çözebilirsiniz. Türkçe alan denemesi, paragraf çözebilirsiniz arkadaşlar. Dil bilgisi çalışabilirsiniz, konu çalışabilirsiniz. Hani Türkçe'de çok fazla değişik şeyler deneyebilirsiniz. Sizin için iyi olacaktır. Pazar gününe geldiğimizde arkadaşlar aslında pazar günü bizim bir nevi tatil günümüz. Fakat bu tatil gününde de yani çok fazla ders çalışmak için kendinizi yormamanız gereken bir gün. Fakat ben burada tekrar yapılmasını tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Bu tekrar da hangi derste no hafta eksiniz olduğunu düşünüyorsanız o dersi tekrar edebilirsiniz. Bu tekrarlar dediğim gibi bu hafta içinde çalıştığımız matematik olabilir, geometri olabilir, fizik, kimya, biyoloji ders, fizik, kimya, biyoloji derslerinden herhangi biri olabilir arkadaşlar. Türkçeyi zaten bu arada halledersiniz veya pazar günleri arkadaşlar sosyal de çalışabilirsiniz. Onu buraya ekleyeyim. Hani sosyal hafta içi hiç çalışmayıp pazar gününüzde sosyal okuması yapabilirsiniz. Zaten derse çalışırken arkadaşlar önce ilk çalıştığınız blokta konuyu e, tekrar etmenizi, YouTube videosu izlemenizi, YouTube videosu izlerken de not çıkarmanızı tavsiye ederim. Ya da konu fasikül tarzı kitaplar kullanıyorsanız altlarını çizerek muhtemelen kullanırsınız. Bu tekrar gününde yani o çizdiğiniz yerleri tekrar okuyabilirsiniz. Alıp kitabı en baştan konu fasikülünüz veya notlarınızı değil de daha notlarınızda önemli gördüğünüz, fosforlu kalemle işaretlediğiniz yerleri pazar günü tekrar edebilirsiniz veya hafta içi hiç mesela bu 6.30'da bitiyor. 6.30'dan sonra yatmadan önce bence sosyale bakabilirsiniz. Ama hiç Hafta için sosyal bakmayacaksanız pazar günü e, sosyale bakmak için de TYT adına güzel bir e, zaman olacaktır. Siz de dediğim gibi bu programı AYT, LGS'ye uyarlayabilirsiniz. Ben size örnek bir TYT programı hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz de çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, başarılar dilerim.